Şunu söyleyeyim. İşte bu mesele ne biliyor musunuz? İnsan maddeyi şekillendirir. Hı. Sonra elimizle şekillendirdiğimiz madde döner ve bizi şekillendirir. Peki. Yeri o da gelmişken, maddenin insana cevabıdır çok yani. Çok güzel. Yeri gelmişken eyvallah, o zaman Biden'ın telefonunu madem konuşuyoruz. Hı. Dünya nasıl şekillenecek? Şimdi 50 tane şey konuşuldu. Erdoğan seçilirse diye nokta nokta başlayan bir sürü analiz yapıldı. Hatta sonradan o analizler bizim aslında hülyamızdı, hayalimizdi falan dediler. Ne olacak şimdi, bundan sonra? Dünya ne olacak şeyi? Dünya pandemide bir şey öğrendi. Hı hı. Hem siyaset, hem karar vericiler, hem bilim insanları. Dünyada işleri iyi gitmiyor. Bir kapanmayla bir şeye ulaşmanın, işte çok modern dediğimiz hastaneleri, sağlık şeyini çok övdüğümüz insanların sokaklarda derin donduruculara konduğunu gördük. Şimdi dünya bunu sorguluyor. Yöneticileri ve sistemleri sorguluyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben her zaman dedim ya, bir sabah kalktı. Ben milleti motive edeyim. Dünya beşten bir büyüktür diyeyim. Elimi de bir kaldırayım. Kitlelere böyle böyle heyecan veririm diye demedi. Dünyanın sistemsel olarak BM, NATO ne dersen de kapitalist düzen. Hani herkes kendine göre, biri sağdan bakıyor, at koyuyor, biri soldan. Tabii. Ama ortada bir düzen ve dönen bir çark var. Evet. Bu adil değil. Yani ve insanlar bunlardan mutlu değil. Evet. Hani artık bu dipten dipe geliyor. Ben bir hızlı bir örnek vereyim. Afrika'ya gittiğimde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gittim. Oraya görünce 100 milyon aşkın ve mağduriyeti, hani iyi kelimeler seçerek söylüyorum. Ben böyle acı nasıl kelimeleri sevmiyorum. Hani mağduriyeti görünce Avrupa dedim, bunları burada tutamaz. Bu insanlar gelir dedim. Yani orada adam yaprak yemekten başka alternatifi yoksa yürüyebildi, koşabildi, yüzebildi, ekmek ve daha iyi bir yaşam olan yöne gidecek. Evet. Şimdi bu, hani dünya dönerken bu dengesizlik, bu dengesi dünyayı zorluyor. Ya savaş çıkartacaklar, bakın, ya büyük bir pandemide belki provasını yaptılar. Yani biraz komplo teorisi gibi. Ya büyük salgın şeyleri çıkartacaklar, bir yere doğru gidiyor. Bana göre mesela Ukrayna'da bunun provasını yapıyorlar. Birbirlerini, bu benim fikrim, test ediyorlar. Askeri gücünü ve diplomatik güçlerini test ediyorlar. Asya'dan mesela Çin çıktı. Ben size söyleyeyim, dünya hala Çin Halk Cumhuriyeti'ni anlayamıyor. Çin'in nereye evrileceği belli değil. Biz her şeyi Çin malı, çekik gözlü, kung fu, Çin setti. Böyle bir algıyla uğraşıyoruz. Ama Çin, bakın bir soru sorayım. Çin'i en iyi takip edenlere sorayım. Siz Çin'in içinde ne olduğunu biliyor musunuz? Bana çok cevap, az, çok az. Çok, ya, çok yani az. Herkes Kuzey Kore'yi kapalı der. Kuzey Kore'nin 100 misli kapalıdır Çin. Yani elbette. Tabii komünist, yani komünist bir rejim olduğu için yani hayır, takip kanallarını yok, devlet politik yani ki, devlet tabii, politikası olarak gri ve siyah alanları vardır. Tabii ki. Çin halkının bile bilmedi. Öğrenmeye kalktığınızda da bedelin hayatınızı ödeyeceğini Çin, Çin halkının bile bilmedi. Yani. Bilmedi. Yani bunu okumaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan belki referans değerleri, belki de o Milli Görüş Hareketi'nin geldiği o reaksiyon aldı. Yani Milli Görüş Hareketi çok dinamik bir harekettir. Hep bir mücadelesi vardı. Kudüs der, Filistin der, başörtüsü der, adil düzen der. Yani merhum başbakanı ortaya koydu. Onlarla çok dinamik bir şey. Şimdi dünya bunu ters geliyor. Mesela Biden'ın mevcut statü gözü, ABD batmayacak, biz sizi kurtaracağız. ABD toplumunu tatmin ediyor. Macron'un işte o çıkışları, işte onlara göre karizmatik lider çıkışları Fransız toplumunu bir kenarda konsept ediyor. Ama dünyada da bir gerçeklik var. Mesela Merkel sonrası Almanya, Merkel sonrası Avrupa Birliği, İngiltere'nin durumu. Biz de bunların içindeyiz. Yani insanlar bu Ukrayna Savaşı'nı Zelenski'nin Putin'e kava tutması, Suriye'de de Esad'ın mezalim olmasını algılıyor ama ben şu örneği veriyorum Mustafa Bey. Bir apartmanda oturuyoruz. Alt katımızda, üst katımızda insan kesiyorlar. Siz o ara katta bir güney ve kuzeyimizi düşünün. Siz huzur içinde yapamazsınız. Bir 10 yıllık Suriye Savaşı ve 2 yıllık Ukrayna Savaşı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye çok iyi getirdi. Belki Suriye'de eleştiririz bu Suriyelilerin gelmesini. En azından büyük bir belaya, büyük bir şeye bulaşmaktan engelli. Bakın ben söyleyeyim, Suriye'de bizi savaşa çekmeye çalıştılar. Tabii ki. Ama o sırada ne vardı? Sizle de bunu konuştuk. Gezi'de bir bakın. Gezi olayları başladı. Orta Doğu'da Arap Baharı başladı. 17-25 Aralık oldu Türkiye'de. Suriye Savaşı şiddetlendi. İkisi de paralel gitti Türkiye'de. Türkiye'de gel dediler, içeride FETÖ'cü askerlerim var, ordun zayıf, gir dediler Suriye'ye. O kahraman Türk ordusunu biz dediler burada ne hale döndürüyoruz. Türk devlet aklı bunu gördüğü için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da siyasi iradesi burada çok değerli. Çok böyle hani ipin ucunda gider gibi. Düşünün 17-25 Aralık, MİT müsteşarını ifadeye çağırıyorlar, medya ellerinde. Bugün bunu söylemeye bir gazeteci olarak kendime de görev biliyorum. Bugün çıkıp ekranlarda basbar bağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dağlara taşlara sığdıramayan bazı değerli meslektaşlarımız, değerli diyorum, gazetecilik değerli bir iştir. O dönem yaptıkları haber ve söylediklerine bakalım. Alttan alta, hatta bir yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sen FETÖ'ye neden terör örgütü demiyorsun diye bir tanesine daldı başbakan.
dalda. Yani biz bu girdaplardan geçip geldik. Evet. Ve Türkiye yüzyılı da boşuna seçilmiş değil. Hani dünya beşten biriktir. Hep bunlar bir yerde çalışma. Hep bir yere geliyor. İşte CHP'nin okuyamadığı bu. Aslında hani ne derler, Cumhuriyet'in 100. yılı, Cumhuriyet'i kuran Atatürk, CHP aslında bu ne diyelim, zaferin içine, bu sistemin içine girseydi belki biz CHP siyasetine, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlıklı başkanından sordu. Kemal Kılıçdaroğlu bir tercih yaptı. %8'lik oy için Kandil'i tercih etti. Bak bu söylenmiyor. Kaç günden beri işin magazine gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için bir tercih yapacaktı. Tercih yapacaktı. Ortaklarının yanına aldı. Oy tercihi olarak da, oy stakı olarak da Kandil ve HDP işte onun bedelini ödüyor. Yani bunu bir değil, CHP'liler söylüyor. Yani PKK'nın diyor ve sizin anketlerde de vardı, bedelini ödüyor.